Kıymetli izleyicilerimiz, iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Türkiye'yi gezip dolaşıyoruz, rotamızı da Adana'ya çevirelim dedik. Ve bu bölgede aslında ismini oldukça duyurmuş, Türkiye'de beni herkes bilir diyen bir eğitmenimize ve derneğimizin kurucusuna konuk olduk efendim. Özellikle kickbox alanında 1984 yılından beri deneyimi olan ve bir sürü aslında öğrenci yetiştiren İbrahim Pıtırlı ile beraberiz efendim. Röportaj öncesi bizler hocamla beraber bir sohbet ettik, ancak istiyorum ki buradaki eğitimleri ve vermiş oldukları faaliyetleri bir kere de İbrahim hocamın ağzından sizler dinlemiş olun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar Kübra Hanım, hoş bulduk. Sizin buraya gelip bu şekilde bizim hem tanıtımımızı hem bizi tanımanızı evet. Dan dolayı çok memnun olduk. Aynı çok şekilde. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Röportaj öncesi de söylediniz. Beni herkes bilir diye, ama bilmeyenler bilmiş olsun diye. Tabii ki mutlaka bilmeyen de çoktur. Evet. Bu sporla uğraşıp bilmeyen azdır ama. Ben bu kickboksa 1984 yılında başladım. Cemal Çolak hocamla beraber başladım. Daha sonra bu faaliyetleri ilerlettik. 94 yılında zaten Kickbox Federasyonu'nu kurduk. Harika. Ondan sonra milli takım antrenörü olduk. Yıllarca bu ülkeye Türk bayrağını dalgalandırsın diye milli takıma sporcular verdik. Ben aynı zamanda uzun süre milli takım antrenörlüğü yaptım. Hala çalışıyoruz. Tabii ki buradaki asıl amaçlarımızdan bir tanesi çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora kazandırmak. Türk milleti için, Türk bayrağı için bir şeyler yapsınlar, savaşsınlar. Faydalı evlat atalarına, evet, atalarına layık birer evlat olarak milletine sahip çıksınlar. Harika. Diye uğraşıyoruz. Ne güzel. Hem çevik hem ahlaklı tabii sporcular ki, yetiştirmek kesinlikle. Diyebiliriz kesinlikle, o zaman. Tabii ki. Özellikle vizyonumuz hakkında konuşmak istiyorum. Burada 1984 yılından evet. Beri bir deneyiminiz var. Ve çok başarılar da çıkardınız, ama sizce bunun altında yatan başarının etkeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki şöyle, tüm Türk milletinde olduğu gibi bizim de ruhumuzda bir savaşçılık ruhu var. Evet. Birçok spor branşı var, ancak biz bunu seçtik, mücadeleyi seçtik, mücadele yaparak başarmayı seçtik. Vizyon olarak benim şu an bundan sonraki bakışım, gelecekte inşallah milli takımın yarısını Özhilal Kickbox Spor Kulübü'nden oluşturmak. Duydunuz efendim, aslında oldukça iddialı bir cümleyle röportaja devam ediyor diyebiliriz evet. Aslında İbrahim hocamız. Başarılarımıza başarı katmak evet. İstiyoruz. Peki kulübümüz ne kadar süredir faaliyette? 1994 yılından beri kulübüz. Harika. Biz resmi Adana kulübüz. Tabii Adana'dayız. Bizim kuruluşumuz da burası. Burada da devam ediyoruz. Adanalı çocuklarımızı da mutlaka bir yerlere taşımanın mücadelesini veriyoruz. Şahane. 1-7 Temmuz tarihleri arasında Şırnak'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyor, ama milli takım seçmesi de taşıyan bir müsabakaya son olarak katılacağız. Ve sporcularımın puan olarak şu an Hatice Nur Tunç Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kasım ayında inşallah Karabağ'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Diğer sporcu, iki sporcum da Mahmut Can Özkale ve Yusuf Alptuğ Pıtırlı. Onlar da Şırnak'taki yapılacak olan müsabakaların sonucuna göre belirlenecek. Şahane. Dolayısıyla biz her yıl olduğu gibi bu yılda milli takıma sporcu kazandırdık. Bundan çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok onurluyuz. Ne güzel. İnşallah onlar da bizim Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağımızı göndere çektirecekler. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecekler ve dünya bizim olacak.